Evet. Bir Hande Yemekleri mutfağından hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı diliyorum. Ve bugün çok kolay bir kurabiye tarifi vereceğim. Unlu kurabiye ama çok lezzetli ve en sevdiğim kurabiye çeşitlerinden bir tarif. Merhabalar. Bir Hande Yemekleri mutfağından arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarif, çok kolay bir kurabiye tarifi vereceğim size. Malzemeleri sayayım ben. Malzemeler hazır zaten. Böyle bir yumurta. Çok kolay evde bulunan malzemeler. Bir su bardağı pudra şekeri döküyoruz. Döküyeceğim. Bir su bardağı sütümüz döküyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bir eritilmiş margarinimiz, onu da döküyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, onu da katıyorum. Ve şimdi sırada unumuza geldi. Yavaş yavaş şöyle katıyoruz unumuzu. Altı su bardağı un. Çok lezzetli bu kurabiye. Çocuklar istedi. Hem paylaşayım dedim. Hem de pasta canavarlarına pasta hazırlayayım. Ve ben izliyorum. Bir. Bozumuz da havluyor. Ondan sonra elimizle güzel bir şekilde yoğuracağız. Unumu katıyorum. 6 bardak. İyicene karıştırıyoruz. Ve kulak memesine geldi hamurumuz. Ve şekil olarak çok kolay. Şöyle yuvarlatıyoruz. Hafif bastırıyoruz. Şu şekil. Yuvarlatıyoruz ve hafif böyle bastırıyoruz. Yuvarlatmaya devam ediyoruz. Beşer beşer. Sonra çatalla şekil vereceğiz. Bu kadar. Çok kolay. Çok basit bir kurabiye. Özellikle evde bulunan malzemeler için ben bu tarifi vermek istedim. Kolay yani. Evde bulunuyor. Kurabiyelerimiz bu şekilde hazır. Şimdi üstünü böyle hafif çatalla bastıralım. Şöyle hafif bir şekil alsın diye. Çok kolay. Şöyle. Aparat da olabilir. Mutfak aparatları oluyor. Böyle çatalla daha kolay. Bakın şöyle. Ben şimdi 180 dereceli fırına atıyorum. Önceden ısıtılmış. Kurabiyelerimiz pişti, hazır. Ve üzerine pudra şekeri serpiştiriyorum. Pudra şekerini de serpiştirdik ve şimdi ve kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar.
Çayla beraber çok güzel gidiyor. Arkadaşlar, kanalımı takip ediyorsunuz ama beğeni yapmıyorsunuz, yorum yazmıyorsunuz, takip etmeyin. Bir emek var. Onun için rica ediyorum, beğeni de yapın, takip de edin beni. Herkese teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.